Selamlar, hoş geldiniz. Bir yandan da bir işe bakıyordum. Biraz sohbet muhabbet ederiz. Biraz test yayını yapmak istiyorum. Yayın düzgün gelecek mi? Ses gelecek mi? Bu konuyu çok fazla zaman ayıramıyorum da bir yandan da çalışmam lazım bugün. Görüyorum mesajları. Birazdan döneceğim. Selamlar. Şu an benim bu çalıştığım uygulama üzerinde bu EMA Meal Planner dediğim biraz to-do liste benzeyen ama aynı zamanda da yemek kayıtlarınızı alabileceğiniz uygulama vardı. Üzerine çalışıyorum. Arka taraftaki fonksiyonel sistemi oturtmaya çalışıyorum. O oturduktan sonra geri kalan bu görünümü her şeyi değiştirebiliriz rahatlıkla. Zaten amacımız şu. Kahvaltıda ara öğün, öğle yemeği, ara öğün, akşam yemeği, ara öğün gibi sistemleri yapacak. Buralara notlarını alabilecek kişiler. Bunları yaptıktan sonra da kayıtlarını database'de tutacağız. Database'de tuttuğumuz zaman cihazınız diyelim ki bozuldu, bir şey oldu, başka bir cihazdan girdiniz falan. Belki ileride bunu bir web uygulamasına çevirirsek aynı database'i kullanarak orada da ulaşım sağlayabilirsiniz rahatlıkla bilgisayarınızdan. Böyle bir sistem olacak. Burada işte su doldurma, ekleme, çıkartma şeyi var. Şuradaki animasyonları ekledim. Görünüm hoşuma gitmedi. Tabii bu kadarla kalmayacak. Çok boş bir görünüm. Ama bunun üzerine küçük eklemeler yapacağım ve şu an buna push notification ekliyorum. Yukarıdan bildirimler düşüyor ya, o bildirimlerin düştüğü aşamada işte buna da bildirim düşsün diye bir işlem yapıyoruz. Böyle olunca uygulamada bir şeyler çıkıyor. Hatta burada bir günlük tüketilen kahve, yani kafein miktarı da var. Buna göre de bir eğer kullanıcı normal sınırları aşacaksa ona göre de bir bildirim göndereceğiz. Hatta OneSignal üzerinden bir şey yapalım. Örnek bir tane push notification gönderelim. Bunu web'de de kullanabiliyorsunuz normalde. Şu an mesela EMA Meal Planner iOS diye girdim. Bunun üzerinden biz manuel olarak şimdi gönderiyoruz. Daha sonra database'deki işlemlere göre otomatik bir şekilde gidecek. Normal push notification var. Örneğin daha fazla su içmelisin diye bir gönderim yapıyordum. Ama bizim burada user'larımız var. Test user'lar işte hangi user'ımız olduğuna dair. Şuraya tıkladığımızda iPhone görebiliyorsunuz burada. Ama işte hangisi simülatör, hangisi değil, ona nereden bakarak karar veriyorduk? Yanlış hatırlamıyorsam şuralarda yazıyordu kendisi içerisinde. iPhone 14, 17 göreceğiz. Ona tam daha bakmamıştım. Ha, simülatör iPhone. Şu. Simülatör olduğu için bu tarafta belli ediyoruz. Bakayım gidiyor mu diye. Çayımı aldım geldim. Burak hoş geldin. Soruyu cevaplayacağım arkadaşlar bu arada. Küçükçe bir anlatıyorum şu an yaşadığımı. Gösteriyorum. Şu an push notification olayını göndereceğiz. Nerede bizim uygulamamızda? Burada. Şimdi telefonda uygulamadan çıktık diyelim. Uygulama arka planda ya da komple kapatabiliriz ama tekrar VS Code'u çalıştırmak istemediğim için uğraşmıyorum. Ama önemli bir şey değil. Yine aynı sistemde çalışacak bu. Burada notification göndereceğiz. Push notification kısmına geliyoruz. Örneğin daha çok su içmelisin diyorum. Altta template'in de aslında biz burada işlem yapabiliyoruz. Neredeyiz? Örneğin şu şekilde bir fotoğraf ekleyebiliyoruz. Şu an fotoğraf çıkmadı. Onun sebepleri galiba internet erişimi ya da simülatör sebebi olabilir. Ona bakacağım. Herhangi bir şekilde Google'da bulduğunuz fotoğrafların linkini ekleyebiliyorsunuz buraya. İşte burada açıklamalarınız var. İşte ne yapsın bütün detayları var. Bunu tekrardan gönderebiliyoruz buraya. Hatta push notification gönderelim bir tane. Ücretli üyelik alırsanız retarget olayı var. Eğer kullanıcı bir şeyi tamam bunu kapattı ama daha sonrasında hala bildirim göstermek istiyorsanız farklı işlemler yapacaksınız. Şu şekilde de bildirim düşüyor. Bunu gönderiyoruz. Send test push diyor. Test yani bizim cihazlarımızdan hangisine gönder diyor. Bunu kaydolmuştu daha önce. Send diyorum. Buradaki simülatöre de bakın. Göreceksiniz orada da.
Bakın gönderdim, yukarıda bildirim düştü. Bu şu an cep telefonumda da düşüyor normal bir şekilde. Şu anki gönderdiğim düşmüyor ama istediğimde gönderebiliyorum. Yukarıdan aşağı indirdiğimizde de şöyle normal telefon gibi. Burada bildirimi görüyorsunuz zaten. Tıkladığınızda da bizim uygulamamızı ekrana getiriyor. Uygulamamızda hangi sayfaya gitmesi gerektiğini şu an belli etmedik. Yani bir komut vermedik buna dair. Onu daha sonra aşamada yapacağız. Bu tarafta direkt mi çıksın yoksa özel tarihlerde mi bu bildirimler gözüksün? İşte bazı zamanlarda bazı kullanıcılara mı gönderilsin? Hatta Türkiye'deki kullanıcılara mı, Amerika'daki kullanıcılara mı diye de seçebiliyoruz. Hatta benim en sevdiğim şu in-app olayı. Kullanıcı uygulamaya girdikten sonra bunlar çıkıyor. Örneğin şunu kapatıyorum. Açıkta kalabilir. O sorun değil. Direkt karşımıza çıkıyor ama şurada aktif yaptığımız bir tane örnek var. Üyelikler indirimde diyorum. Mesela üyelik sistemi kurduğunuz bir uygulama var. Bunu öylesine gösterdim. Üyelikli bir uygulama olmayacak. Bunu yaparken hemen şurada test user'a bir daha gönderelim bunu. Neredeyiz? Action. Edit diyoruz. Send diyorum. Nerede? Simülatörü seçiyorum. Gönder diyorum. Şu an ekrana bildirim bakın yukarıdan geldi. Bu aynı zamanda da uygulamayı açtığımızda ekrana gelecek. Bekliyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi uygulamaya geldi. Bu şekilde örneğin indirimleri kaçırma dediğinde şuradaki butona aşağıda gösteriyoruz. Full ekran mı olsun? Aşağıda mı gösterilsin? Hatta yan tarafta da şunu kapatalım. Şurası telefon ekranımız ya bizim. Aşağıda bir şöyle bildirim mi olsun, yukarıda mı olsun diyor telefonun yukarısında. Ortada mı benim gösterdiğim gibi yoksa full ekran mı alsın diye. Öyle bir seçenek sunabiliyorsunuz. Ben ortada dedim. Yazı fontu, rengi, işte ekrana koyduğunuz bu reklam fotoğrafı olacak. Kendi fotoğrafınızı koymayacaksınız. İşte tıkladığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan permission yani kullanıcıdan izin mi istiyoruz bildirimler gitsin diye. Yoksa işte başka lokasyon erişimine mi izin gelsin yoksa başka işlemler mi yapalım ya da URL mi? Yani bir web sitesine de yönlendirebiliriz. Bu URL'i aynı zamanda uygulamamız içerisinde başka bir sayfaya yani uygulama içerisindeki üyelikler sayfasına göndererek de yapabiliyoruz. Bu şekilde gönderim var. Tıkladığınızda da ekran şu anlık kapanıyor. Böyle bir yöntemi var. Buraya tıkladığınızda işte burası neydi bizim? Haftalık kayıtlarımızı tutuyoruz. Onu da unutmuşum. Bunların işte görünümleri biraz değişecek. Önemli olan şu an daha arka plandaki kurduğum sistem. Ona zamanım kalmıyor. Şuradaki sistem var. İşte bu gelende beden ölçüsünüzü giriyorsunuz şurada. Düzenli olarak girdiğinizde işte ilk girdiğinizde ve en son girdiğinizde hatta burada da kayıtlarımız oluyor. Örneğin şu şekilde bir şeyler girelim. Bu rakamları sallıyoruz şu an. Tarihi de yukarıdan seçip de girebilirsiniz. Normal kaydet de diyebilirsiniz. Burada kaydoldu zaten. Şimdi uygulamamızı isterseniz bir reload yapalım. Tekrar yükleyelim. Bunu yüklediğimiz zaman ekrana geldiğinde kayıtlı olacak. Çünkü ön belleğe kaydetmiştim ben. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde geldi. Bu aynı zamanda database'e de kayıt olacak. O kısımlarıyla da ilgileneceğim zaman olacak. Burada da aslında geriye dönük şuradaki bilgilerin bütün historisi olacak. Yani bilgilerini tutacağız tarihe yönelik. Şuradakiler biraz farklı. Buradakiler de farklı sistem. Bir de Nutrition kısmı var. Buradakiler hangi besin neye denk geliyor? Şurada search barımızda bunu arayabiliyoruz. İşte neredeyiz? Buna göre arayabiliyoruz gibisinden örnek örnek şeyler. Bunların şu an function tarafı önemli bizim için. Şurada da profil sayfamız var. Bunlarla hala uğraşıyorum. Ya bütün gün bununla uğraşmıyorum. O yüzden sıkıntı olacak bir şeyler değil bunlar da. Şurada drawer menü dediğimiz menü ekledim. Altına da dil seçeneği ekleyeceğim. Buraya İngilizce, Türkçe seçeneği iki tane olacak. Daha sonrasında artırabilirim. Ama uygulama önce bir boş bir haliyle yayınlansın. Sonrasında eklemeleri yayındayken yapacağım. Böyle bir seçeneklerimiz var. Örnek bir uygulama gördüğünüz gibi. Gelelim sorularınıza. Bilal Nurullah Koç. Selamlar. Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Fizik, matematik berbatım. Yine de mobile olan ilgim çok yüksek. Bu sektörde sorun çıkartır mı? Aslında sektörde şöyle bir sorun çıkartacak ya. Sorun çıkartmaz. Her şeyi öğrenirsiniz. Yani iş başında da öğrenebilirsiniz de. Eğer mobil oyun tarafına girecekseniz çok fazla fizik engine işte fizik
motoruyla ilgileneceksiniz ve orada hesaplamalar, kitaplamalar olacak. Yine de öyle düşündüğünüz kadar da aşırı bir matematiksel işlemimiz yok. Öyle de söyleyebilirim. Benim yayına ekranda gördüğüm sonda. Tamam. Ben de yayın çok geriden geliyor sanıyorum. Onda sıkıntı yok şu an. Bu uygulamanın videosu gelmeyecek. Bu uygulamayı direkt production olarak, kendi ürünüm olarak çıkartacağım ama bir uygulamanın da videosunu hazırlıyorum. O neydi? Currency Converter, para birimi çevirici. Örnek olsun diye sadece. Onu kullandığınızda tabii ki üzerine birazcık durursanız onu da bir kendiniz gelecek elde edebilirsiniz. Ama çok fazla o ürünlerden olduğu için sadece onun mantığı nedir, nereden ne çekilir onu göstereceğim bir video olacak. Orası da öyle. Şu an çekiyor, değil mi? Tamam. Bir sıkıntımız yok. Uygulamamız bu şekilde ilerliyor. Sizin de sorularınız olursa arada cevaplarım da benim diğer yanda da devam ettiğim işim var aslında. Onları da tamamlıyorum. Ekranımız da bu şekilde. Ben ekran paylaşımını durduracağım. Sohbet edeceğiz. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Hatta şöyle de yapabiliyorum. Bu arada vazgeçtim. Birazdan yayını kapatırım zaten. Ekranda göstereceğim. Şimdi normal müşterinin çalışmasını yapacağım. Öyle. Aslında çok güzel fırsatlar var. Çok güzel application'lar var. Bu application'lardan hatta şöyle bir örneklerden göstereyim. Anladım. Bilal Nurullah Koç aboneyim ama yoğunluktan dolayı sizi pek tanımıyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Kimdir? Dijital göçebe olmanız ilgimi çekti diyor. Aslında doğru. Bununla ilgili bir de Reels çekeceğim ama daha sonrasından işte takip eden arkadaşlar da çok bilmiyor ne yaptığımı doğal olarak. Kısacası dijital göçebeyim ama alaylı bir yazılımcıyım. Alaylı bir yazılımcı ne demek oluyor? İşte bir yazılım tarafında sonradan yani bilgisayar mühendisliği üzerinden değil sonradan öğrenen kişiler anlamına geliyor. Bu sonradan öğrenen kişilerde de işte okul okumak şartı değil ama iş bulurken diploma soran yerler oluyor falan. Orası çok önemli değil. Onu gene konuşuruz. Yazılım tarafında freelance olarak çalışıyorum. Kendi şirketim var. Biri Amerika'da, biri Türkiye'de. Farklı ülkeleri geziyorum. Gezerken de aynı zamanda yazılım işlerimi devam ettiriyorum. Tabii ki sadece yazılım işi yapmıyorum. Ana noktam, bütün mesleğim, odak noktam yazılım. Ama yan tarafta da yaptığım işlerim var yine dijital olarak. Türkiye tarafında var ama ağırlıklı olarak Amerika tarafında. Kimdir, ne yapıyordur dediğinizde de ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği bitirdim. Orayı bitirdikten sonra işte askerlik falan arasından çıkartıp ondan sonra Amerika'ya gittim. Orada sanırım son 4-5 yıldır orada yaşıyorum. Son bir yıldır da işte dünyayı gezeyim diye oradan çıktım. Sonra bu depremler falan filan olunca çok şey yapmadım. Gezme kısmında ülke sayısını kısıtlı tuttum. Güney Asya ülkelerini gezdim. Şimdi bayramdan sonra tekrardan çıkıyorum. Herhalde büyük ihtimal yaz sonu da tekrar Amerika'ya dönerim. O taraftaki işlerime bayağı bir gitmem gereken durumlar oluyor. Her şey sanal ilerliyor ama fiziksel olarak da gidersem iyi olacak. Oradaki işlerim, oradaki işte alışkanlıklarıma da devam ederim. Öyle dijital göçebelik de aslında farklı ülkeleri gezerken kendi işinizi yapmak. Bayramdan sonra gideceğim birkaç ülke var. Onları bitireyim. Belki yaz sonuna kadar birkaç ülke gezeceğim. Sonrasında Avrupa tarafında da bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Onları artırdıktan sonra Amerika'ya döneceğiz. Freelance olarak mobil yazılımcıyım. React Native üzerine çalışıyorum. Bir alanda fazla anlamda ilerlemeye çalışıyorum. Yani birçok alanı bilmek zorundayız. Yani backend'i biliyorum. Full stack çalışıyorum ama Swift, Kotlin ya da ne bileyim başka diller üzerinde çok fazla bir profesyonelliğim yok. Eğer her alana yayılsaydım çok fazla bir alanda ilerleme şansım olmayacaktı. O yüzden ben bir alanı seçtim. Eğer siz multitasking denilen farklı farklı disiplinlere aynı anda adapte olabilme yeteneğine sahipseniz öyle de tercih edebilirsiniz. Dil tavsiyesi özellikle yok bende. Yani hangisini seviyorsanız ona başlayacaksınız. Çünkü sektör hep eşit fırsatlar sunuyor. Böyle bir durum. Freelance Upwork Fiverr üzerinden danışabilir miyiz? Müsait vaktinizde indie developer'ım.
Tabii ki ben Instagram'a yazarsanız yardımcı olurum ama ben Upwork ya da Fiverr üzerinden çalışmıyorum hiçbir şekilde. Çalışmadım ama arkadaşlarım dolayısıyla platformu, işte çalışma sistemini, oradaki iş ilanlarının nasıl alınıp nasıl teslim edildiği konusunda bilgi sahibiyim ama birebir kendim orada çalışmıyorum. Çünkü bu platformlar yerine LinkedIn üzerinden ben müşterilerime ulaştıydım. Amerika'daki müşterilere oradayken bir kısmıyla yüz yüze de görüşme fırsatım oldu. Sonra da öyle döndüm. Ama istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Bazen yoğunluktan dolayı şey yapamıyorum. Hani direkt yazdığınızda anında cevap veremiyorum ama siz yazın. Ben de direkt ilk gördüğüm anda cevap veririm. Sizin de çok fazla zamanınızı almam. Siz de gördüğünüzde yazarsınız. O yüzden bu şey işlemlerinde biraz bekleme falan sorun değil. Siz yazın, ben yazayım. Kafanıza göre ne zaman müsait olursanız görüşürüz. Proje template'lerini nasıl bulabilirim? Kendimi geliştirme olarak pek bulamıyorum. Proje fikri tarzında. Proje fikrinde aslında template'ler dribbble.com'da oluyor direkt. Dribbble. Bunun üzerinden template anlamında derseniz aslında hani yazılım tarafındaki template mi yoksa tasarım tarafındaki template mi? Onu bilmiyorum ne demek istediğinizi ama mobil tarafta buradaki tasarımcılara da ulaşabilirseniz aslında bu tasarımların full ekranlı olanlarını bulabilirsiniz. Bazı tasarımcılar full ekranları paylaşıyorlar. Bazıları da hepsini paylaşmıyor doğal olarak. Örneğin bir uygulamanız olacak şu şekilde. Buradaki tasarımcısı var. Burada çalışmak için zaten paylaşıyor bunları. Bu tasarımların hepsine ulaşabilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında tabii ki. Ya da buralarda gördüğünüzü kendiniz hayata geçirmeye çalışabilirsiniz. Çünkü tasarım dosyaları olmayacak burada. Böyle bir şansınız da var. Güzel uygulamalar var. Güzel fikirler ediniyorsunuz. Çoğu sayfalar böyle zaten. Geri kalanlar da siz halledeceksiniz. Eğer böyle video ile her şeyi gösteriyorsa çok daha güzel. Bunu gösterdiği için de kolay bir şekilde siz bütün sayfaları yapabilirsiniz. Durumumuz böyle. Peki ya göçebe olmak finansal anlamda bir şirkete bağlı olmak gerekir mi? Yoksa freelance olarak bunu yapmak bütçe açısından yeterli oluyor mu? Freelance bütçe açısından yeterli oluyor da bazı şeylerde soranlar da oluyor. O anlamda mı sordunuz bilmiyorum da bazı ülkelerde özel dijital göçebe vizeleri var. Onlarla ilgili finansal bir şey kanıtlamak zorunda mısınız diye soranlar oluyor. Bazı ülkelerde dijital göçebe vizesi var. Bu Avrupa'da birkaç yerde var. Güney Asya ülkelerinde bildiğim kadarıyla yok çünkü bize de komple vizesiz o ülkeler. Yani kapıda girdiğinizde ödediğiniz para var, ona kapıda vize diyorlar falan. Ama genel olarak dijital göçebe vizesiyle bir yere gitmeyi eğer o alanda o ülkeye taşınmayı düşünmüyorsanız tavsiye etmiyorum. Şu anlamda dijital göçebelik durmadan farklı ülkeleri gezmek anlamına geliyor. Uzaktan çalışarak ama işte dijital göçebe vizesi örneğin Portekiz'de var. İşte geleceksiniz, orada şirket kuracaksınız, oraya vergi vereceksiniz. 2 yıl kalacaksınız falan filan diye sizi orada 1 yıl içerisinde minimum 6 ay kalacak falan diye sizi orada kalmaya zorluyor. Yani dijital göçebeliğe aykırı bir sistem ama sizi orada çalışmaya zorluyor. O tarz bir tercih yapabilirsiniz. Onda bir şey diyemiyorum. Ama finansal anlamda bireysel olarak turist vizesiyle gezdiğiniz ülkelerde freelance yeterli oluyor mu? Kesinlikle yeterli oluyor. Benim gittiğim yerde yabancılar da orada çok fazla var. Çoğu da yazılım işi ya da edit işi ya da hatta makale yazarak falan gezebiliyorlar. Ama bu freelance olayında da şöyle bir şey var. Diyelim ki aylık 5-10 bin lira kazanıyorsunuz. Çok sıkıntılı gezersiniz. Belirli bir maddi seviyeye gelmeden önce çıkarsanız, böyle heyecan arıyorsanız, işte ben biraz o zorlukları çekeyim, öğreneyim diyorsanız çıkın. Ama biraz rahata düşkün bir insansanız, o yüzden biraz maddi seviyeye geldikten sonra çıkmanızı tavsiye ederim. Freelance kendi başına yeterli oluyor. Ama tabii ki bir işte ne kadar kazandığınızı da kendiniz orada belirlemeniz lazım. Güney Asya ülkeleridir zaten en güzeli çıkarken. Hem böyle güzel insanlarla anlaşabileceğiniz rahat hem işte Avrupa'ya falan göre ucuz. Hani bize göre çok ucuz değildir falandır diye çok şey yapmak istemiyorum. Maddi durumunuza göre ama Avrupa'ya falan göre çok ucuz. Bu anlamda böyle bir durum var. Şurayı da kaydırayım. Şimdi proje template'leri freelance şuradayız. Üniversitede farklı bölüm okuduktan sonra bu alana yönelip gelişiminiz ne kadar sürdü? Şöyle bir şey var, ne kadar sürdü? Ben 3 bitti sanırım 4. yılıma gireceğim yazılımda. Pandemi zamanıydı galiba. Pandemi zamanı mı ya da o son bitiş evresi falan vardı ya, öyle bir şeydi. O zamanlar başladım ben. 2020. 2020, 2024'de girdiğimize göre 4 yıl falan oldu sayılır ama dolmadı. 3-4 yıl içerisinde oldu. Ha bu şöyle bir şey var.
Ben yazılım çalıştım. Oradan sonra işte full timeler iş başvurularında bulundum. Çoğu olumsuz ilerlemekle birlikte tam böyle olumlu olmaya başlayacakken birkaç mülakata girdik. Olumlu işte cevap verenler olmaya başladı falan. O arada freelance işler gelince dedim ben full time'ı bırakıyorum. Freelance'de ilerleyeceğim. Öyle bir fırsat oldu. Tabii ki bir de çok fazla proje anlamında bir şeyler yapıp LinkedIn'da paylaştım. LinkedIn'da işte bana ilk iş veren LinkedIn'da beni takip ettiği için verdi. Ben dedim hani junior'ım, yeni öğrendim. Zaten paylaşımlarımda da ne kadar bildiğimi görebilirsiniz. Hani bu anlamda ya yapabileceğim işlerse kesinlikle yapmak isterim dedim. O da zaten takip ediyorum. Senin şu şu çalışmana uygun şöyle bir işimiz var, onu yaparsan dedi. Öyle bir durumumuz var. Hani çok fazla baştan sona proje bitirip de girebileceğimiz bir işe girerek freelance'a başlamadım. Hani siz gidip de direkt Upwork'ten iş başvurusu bulunursanız size full bir işi vereceklerdir büyük ihtimal. İyi bilmeniz gerekebilir. O yüzden genelde standart olarak full time çalışırsınız. Belirli bir tecrübe erişirsiniz. Ondan sonrasında freelance tarafına yönelirsiniz. Çünkü artık biliyor olursunuz bir şeyin nasıl çalıştığını. Ben de biraz tam tersi şans mı diyeyim, biraz da LinkedIn'daki çabamdan dolayı mı diyeyim? Çünkü LinkedIn üzerinde Türkiye'deki arkadaşlar da ciddi kazançlar elde edenler oldu. Hatta sıfırdan işe girenler oldu. Öyle de bir yol var. LinkedIn paylaşımları insanların daha çok dikkatini çekiyor. React Native ile yurt dışında çalışabilmek için öğrenmem gereken diller ve senedir minimum neler öğrenmem gerekiyor? Ya zaten React Native deyince aklınıza bütün JavaScript'in framework'leri gelsin şu anlamda. Zaten React Native bir JavaScript framework ama backend'de de en azından Node.js'i öğrenirseniz bir backend mantığı nedir onu öğrenirsiniz. Bunu Firebase ile kendi projelerinizde deneyerek öğrenip sonra Node.js'e geçebilirsiniz. Backend'i önce biraz anlayıp sonra bir yazılım anlamında yapacaksınız. Öyle bir fırsat olabilir. Başka öğrenmeniz gereken nelerdir? Bu Redux'ı kesinlikle istiyorlar çalışmalarınız üzerinde. Ama mesela her müşteri farklı farklı kütüphaneleri kullanmanızı isteyecek. O yüzden onlara da adapte olmayı öğrenin. Ekstra nedir? Belirli bir alanda kendinizi o alanda geliştirmek istiyorsanız onun projesine yönelebilirsiniz. Mesela bana çok fazla bu neydi? Görüntü işleme yapay zekası vardı ya. Ben de TensorFlow. Ben de bir hikayede paylaşmıştım. TensorFlow üzerinde eğer kendinizi geliştirirseniz AI tarafında o bölümde işler alırsınız ama ben o alanda geliştirmediğim için kendimi onları kabul etmiyorum. Ekstra çok öğreneceğiniz bir şey yok. Zaten React Native'e girdiğiniz zaman bir state management dediğimiz Redux öğreneceksiniz. Expo ile başlayın ama React Native CLI ile devam edin. Sonrasında yapacağınız neler vardı düşünüyorum. Hepsi birbirine bağlı olduğu için çok fazla teknolojiye gerek yok. NPM paketleri oluyor işte genelde. Onların birkaçına adapte oluyorsunuz. O da basit bir şey zaten. Çok ciddi bir şey yok. Sadece React Native öğrenmeniz yeterli. Sonrasında zaten adapte olacaksınız. Mobil geliştirmek için Java ile başladım. Üniversite hocamız Kotlin önerdi. Sizin geleceğin trendi dediğiniz açısından hangisi? Java eski veya yavaş mı kalıyor? Mühendislik öğrencisine tavsiyeniz ne olur? Hocanız doğru söylemiş. Java şöyleydi. iOS'ta Objective-C diye dil vardı iPhone tarafında. Android'de de Java ile yazılırdı. Ama Java komple bırakıldı. Yazamazsınız değil, yine yazabilirsiniz. Platform destekliyor. Ama artık Kotlin'e geçildi. Java ile devam etmek daha iyi bir altyapı ile gelmek olmayacak. Tamamen biraz zaman kaybı yaşatır size. Eğer mobil odaklanacaksanız ama mesela Java bilginizi backend'de kullanır. O amaçla bir avantaj elde edersiniz. Java değil Kotlin'le girebilirsiniz. Geleceğin trendleri falan bu gibi kavramları ben çok tehlikeli buluyorum. Çünkü geleceğin şunu, geleceğin bunu, gelecek dediğimiz hiçbir şey gelmediğini görüyoruz. Bir de yazılımda çok fazla gelecek mantığı yoktur. Örneğin PHP öldü diyorlar. Bugün PHP ile bulabileceğiniz onlarca, yüzlerce iş bulacaksınız. Yine de çok tavsiye etmem. O müşteri kalitesi düşük olduğu için PHP'yi tavsiye etmiyorum. Yoksa iş bulursunuz. Ama Java ile girmeyin. Eğer bir iPhone tarafına da bir şeyler üretecekseniz MacBook'unuz olmak zorunda. MacBook varsa size Swift, Flutter ya da React Native öneririm. Ama MacBook biraz pahalı olabiliyor. Almak da işte biraz beklemeniz, bütçeniz beklemesi gerekiyorsa Android tarafıyla başlayın. Bunda da Kotlin ya da React Native ve Flutter'la başlayabilirsiniz. O taraftan devam edersiniz ama sadece native dillerle cross platform diller arasındaki farkları bilirsiniz iyi olur. Hani Flutter ve React Native cross platform diye geçiyor. Bunlar hem iOS hem Android'e geliştirme yapmamızı sağlıyor. Diyelim ki Microsoft Windows bir bilgisayarınız var. İleride MacBook alacaksınız. O zaman Flutter ve React Native öğrenirseniz
MacBook aldığınızda tekrardan baştan yeni bir dil öğrenmektense Swift gibi aynı Flutter ya da React Native ile devam ederek o tarafta da çıktı alıp 3-5 değişiklikler yaparak direkt devam edebilirsiniz hayatınıza. Kod diline geçebilirsiniz, sorun değil, ama Flutter ya da React Native'e de yönelmenizi tavsiye ederim. Ya, özel bir şey tavsiye etmiyorum çünkü çok fazla bir alanda sizin anlamamanız gereken yapılar oluşabiliyor. Herkesin sevdiği diller farklı. Eğer React Native seviyorsanız o alana yönelebilirsiniz. Biraz Java ile başladıysanız kod Flutter tarafı biraz hoşunuza gidebilir. Çünkü sintaks yapılarının benzerliğinden dolayı Dart diliyle. Ona da bir göz atın. Hangisi olursa olur. Yani bir dil sizi kesinlikle popüler etmeyecek. Hiçbir dil popüler olmayacak. O yüzden siz yapabildiğiniz kadar projeye odaklansanız iyi olur. Startuplar teknoloji olarak TypeScript, front-end, back-end, mobil kullandıklarını görüyorum. Siz back-end alanında TypeScript görüşünüz nedir? Çevrenizdekilerde, stacklarda bu şekilde mi? Bu doğru. Yani startuplar genelde merge stack dediğimiz bu işte MongoDB, back-end'de Node.js kullanan, front-end'de de yani bütün hepsini JavaScript ile halleden sistemleri kullanıyorlar. Onun da kolaylığı şu. Ya onlarca yazılımcı bulabiliyorsunuz. Bir yazılımcı gelince tekrardan başka alanda bir uygulama geliştirmeye gerek yok. İşte backend'de Java'ya falan filan. O tarz şeylere girmek artık startup'lıktan çıktıktan sonra gerekli olabilir. Ama bu şekilde doğru. TypeScript konusunda öğrenin. Şirketlere gireceksiniz öğrenin bu şekilde. Ama mesela TypeScript konusunda yapılan o analizlerde TypeScript'in kodları hızlandırdığına dair, avantaj olduğuna dair bir şey yok. Normalde de yavaşlatıyor. Yani TypeScript kodları tekrar arka planda da Vanilla JavaScript'e çevriliyor. JavaScript, TypeScript sonra da Vanilla JavaScript'e çevrildiği için aslında hani küçücük de olsa bir zararı var ama onu biz görmüyoruz. Öyle de bir zarar var diye o taraftan vazgeçmeyin. Eğer bir şirkette işe girecekseniz TypeScript göreceksiniz. Bireysel projede ise eğer kendinize güveniyorsanız JavaScript ile devam edebilirsiniz ki ben çoğu projemi JavaScript ile devam ediyorum. Müşterilere TypeScript yazıyorum. Çünkü standartları o şekilde insanların. Biraz şey sağlıyor. Hata yaparken hatanızı nerede yaptığınızı bulmakta zorluk yaşıyorsanız ki bir başkasının projesi ise bu zor olacaktır bulmak. TypeScript işte şu alanda şöyle hata verildi diye çıktı veriyor. O da güzel bir şey. Selamlar, hoş geldiniz. Bu arada sorulara da devam edeceğim. Arka tarafta da normalde biz bir uygulamayı tanıtıyordum şuradaki yazılım tarafında. Yaptığım kendi uygulamam aslında bu. Şu an devam ediyorum üzerinde çalışmaya. İşte folder structure yapısı çok önemli. Bunları ben normalde YouTube'daki videomda da anlatıyorum size. Screens'ler, işte arka plandaki komponentler, şu SRC mantığı sadece yoğunluk bu şekilde kullanıyor ama farklı tarzda kullananlar da var. Özellikle backend'te gelenler bu yapıya alışmakta zorlanıyorlar. Çünkü MVVM, MVC mantığı React Native ve Flutter'da yok. Bir şirkette Junior Developer olarak girmek için ne kadarlık birikim ve süre gerekir? Süreyle ya da zamanla değil de şöyle söyleyebilirim. Belirli bir iki projeyi kendi başınıza yapabilecek kadar. Ama bu projeyi deyince insanlar korkuyor. Tutup da bir hepsi buradayı, bir Amazon'u, bir Uber'i tekrar baştan yazın değil. Kendiniz mesela çok basit bir form sayfası yapabilirsiniz. Örneğin şunun tasarımı çok basit mesela benim yaptığımda. Şunun mesela şöyle bir form sayfası var. Buna tıklıyorsunuz, tarih seçtiriyorsunuz. Sonrasında bunları girdikten sonra kaydet diyorsunuz. Şöyle şuraya bir kayıt sayfası çıkıyor. Bu formu siz yaptınız. Bu bitti. Ondan sonra yapacağınız nedir? Bir e-ticaret sitesi. E-ticaret sitesinde de hatta eğitim verdiğim dönemde arkadaşlarla biz yaptık. O kadar basit bir sistem kuruyorsunuz ki. Ama ön planda gözüken kod işte şeyler. Görünüm bildiğiniz e-ticaret sitesi gibi. İnsanlar aslında e-ticaret sitesinde bu shopping cart dediğimiz alışveriş sepeti var ya. O tarafa mesela nasıl bir çözüm buldunuz? Onu bir ayrı bir komponentte mi tuttunuz? State management olarak bir Redux'ta ayrı bir slice mı açtınız? Yoksa diğer slice'larla birlikte karıştırdığınızda çok fazla bilgi karışıklığına mı neden oldu? Sizin çözümünüz nedir? Çünkü uygulama çalışabilir ama sizin çözümünüz büyük uygulamalarda ölçeklendirdiğimiz zaman çok daha şey olabilir. Çok yavaşlattırabilir o yüzden. Ama ona da rağmen yeterli olacak. Kitapta en azından 3 tane şöyle sizin yaptığınız baştan sona çalışan ama markette olmak zorunda değil. Ekran görüntülerini de paylaştığınız. Hatta GitHub'da benim öğrencilik zamanlarımdan kalma projelerimi de yayınlıyorum. Bakın iğrenç kodlarla yayınladıklarımı kaldırmıyorum. Bakın bunların hepsi iğrenç kodlar.
Ama görüntü olarak bunlar neydi? Şu. Mesela görünüm olarak da çok iyi değil ama burada ben bunu iyi bir şekilde sergileyebiliyorum. İşte kullanılanlar nasıl başlatıldı, proje nasıl, girdiğinde ne işe yarıyor, kodlar nasıl, hangi paketleri kullandım, bunları yayınlıyorum. Hatta şöyle uygulamalar falan da yapmıştım bu tarafta. Sizin kendinizi ne kadar satabildiğinizle alakalı bu durum. Bunları bu şekilde karşı tarafa anlatabiliyorsanız geri kalan hiçbir şekilde sizin kod bilginizle değil. Çünkü bu kadar yapabilen kişiler belirli seviyede junior seviyesine gelmiş demektir. 3-4 tane böyle projeniz olsun. Bunu GitHub'da güzel dokümantasyon gibi şurası işte gösterdiğimiz kodlar. Şurası da README dosyası. README dosyası şuradaki README.md. Bunun işte hazır platformlar da var. Siz yazıları, düzenlemeleri orada yapıp buraya yapıştırabiliyorsunuz. Uygulamanız eğer yayınlandıysa buraya tıklayıp burada indirebilirsiniz diyorsunuz. Burada aslında uygulama yayında değil de hala bunu paylaşmışım. Böyle bir şey de gösterebiliyorsunuz. Ondan sonra da artık junior olarak başvurabilirsiniz. Çünkü junior olarak giren kişilerin çoğu hiçbir proje tecrübesine sahip olmayabiliyor. Bu sizin çok avantajınıza. Yazılım alanında farklı kültürleri keşfetmeye de çok ilgiliyim. Bu yüzden sabit kalmak yerine göçebe olarak çalışmak istiyorum. Sizi görmek, videolarınızı izlemek bana çok ilham verdi. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Özellikle bu yazılım tarafında çok fazla dijital göçebelik bizim ülkemizde yok. Ama yeni yeni üniversitelerde mesela şeyler çıkmış. Dijital göçebeliği işte bizim güzel sahil bölgelerinden başlayarak Karadeniz'de olmak üzere Akdeniz, Ege taraflarında bazı çalışmalar yapılıyor. Bazı üniversitelerden davet geldi ama o tarihlerde Türkiye'de olmayacağım için kabul edemedim ama böyle güzel çalışmalarımız var. Farklı ucuz ülkelerle başlayın. Mesela bu Arnavutluk taraflarına gidin, Balkan tarafına. Birebir Türkiye ile aynı olacak ama en azından bir farklı ülkeye çıkmadıysanız güzel bir deneyim olacak sizin için. Sonra biraz para biriktirip yol masrafını karşılarsanız gitmeden de belki bir aylık parasını öderseniz konaklamanın gidiş dönüş uçak biletiyle birlikte bir Bali ya da Tayland ki ben Tayland'ı daha çok seviyorum. O tarafları öneririm size. Güzel farklı kültürler. Özellikle şu önemli. Taylandlılar ya da Balilerle tanışın anlamında demiyorum. Onlar çok iyi insanlar ve çok güleç yüzlüler. Size çok pozitif enerji katacaktır. Ama oraya gelen Avrupa'da ve Amerika'dan insanlar var. Onlar da hepsi coworking space dediğimiz ortak ofis çalışma alanları var ya benim paylaştığım sayfamda da paylaştığım işte Instagram sayfamda. Herkesin gelip orada çalıştığı alanlar var. Artık herkes biliyor. Kolektif falan var. Hatta Just Work var İstanbul'da. Onlara giderseniz orada tanışacağınız çok fazla işte Batı dünyasından gelen insanlar olacak. İş alabilirsiniz. Tanışıp sadece vizyonlarını alabilirsiniz. O da güzel bir şey. Network ağınız da genişleyebilir. Global olarak İngilizcenizi de geliştirirsiniz. Böyle bir fırsat var. 3 senedir kendimi geliştiriyorum. Full stack projeler çıkarıyorum ama freelancer cesaret edemiyorum. Yaptığım projenin güvenliğini sağlayamaz ve uç bir hosting ücreti olursa diye tırsıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Freelance kendi projenizde mi öyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Yoksa belki de hani şöyle olur. Freelance'de backend tarafına karışmazsınız. Frontend yaparsınız. Çok da sorun olmaz güvenlik anlamında. Ama backend'de de bazı güvenlikleri sağladıktan sonra sıkıntı olmaz ama bu sıkıntıları yaşamayı da göze alarak bir girerseniz devamı gelecektir. Sistem nasıl döndüğüne dair. Mümkünse zaten bireysel yazılım, ya bireysel kişilerden, yazılım daha önce hiç görmemiş kişilerden iş almayın. Genelde şirket bazlı verenler oluyor. Bu yazılım işleriyle hakim. Yani güvenlik kısmı size bırakmayacak yerler oluyor. Upwork'te çok görürsünüz. Ya 500 bin dolar harcama yaptı diyor Upwork üzerinde ama bu bir şirket. Kendi yazılım şirketleri var. Kişi yazılımcı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Backend'ini hazır veriyor ya da backend'ini yazın diyor ama güvenliğini kendi kontrol ediyor test anlamında olabilir. Android için Java eskide kaldı. Yeni ve en iyi seçenek Kotlin. Aynen. Spring öğrenebilirsin backend için tabii. Backend için Java'nın Spring framework'ü var ya da kütüphanesi var işte hangisi hatırlamıyorum. Onu kullanabilirsiniz. REST, GraphQL, API entegrasyonlarını da öğrenmemizi tavsiye eder misiniz? Her ikisi de güncel olarak şirketler tarafından kullanılıyor. Bu GraphQL olayında isteniyor, doğru. Ama daha çok bu backend'in bu taraflarını çok fazla eğer şirket anlamında şey yapıyorlarsa kolay kolay size bırakmayacaklar. Yani mobil tarafta kişilere çok da backend yazın demeyecekler. Hani backend ve REST API ve GraphQL'de sorgu nasıl yapılır, sorgu nasıl gelir? Ki bunları backendçiler yaptıysa çok sizin işinize kalmıyor ama sorgu çeşidi ve dönem veriye göre
backendçilerle iletişim kurabilmeniz için test yapabilmeniz gerekiyor. Bunları yazabilmeniz. Ama genelde şirketler sormaz. Yani size vermezler o yükü. Belki frontendçilere full stack olarak verir ama mobilcilere vermezler. Redux. Selamlar. Hoş geldiniz. Selamlar. GitHub README bölümünde video kaydı olarak eklemeler çok işe yarar. Bu video kaydı olarak ekleme GIF formatına çevriliyor. GIF formatından sonra ben yanlış hatırlamıyorsam bunu farklı yolları var. Herkes şey yapıyor da mesela issue açıyorsunuz bu tarafta. Yanlış hatırlamıyorsam new issue dedikten sonra burada GIF vardı ya, GIF formatında burada paylaşıyorsunuz. Mesela bir fotoğraf getirdiniz. Şu muydu mesela? Şuraya paylaşıyorsunuz. Şu kodu kopyalıyorsunuz. Heh, geldi. Şu kodu. Şu önemli. Şu kodu alıyorsunuz. Burayı paylaşmayın. Hani bunu göndermenize gerek yok. Bunu kopyaladıktan sonra bir kere bunun sunucusuna, GitHub'ın sunucusuna yükleniyor. Yüklendikten sonra da gelip tekrardan burayı silip tekrardan README dosyanız hangisi ise VS Code içerisinde yaparsınız bunu. Burada düzenlemenizi tavsiye etmem ama bunun içerisine yapıştırırsanız kodlar işte böyle görüntülü video gibi görünebilir. Direkt videolu bazda da paylaşım var ama ben GIF'i tavsiye ediyorum. Daha kolay. Neredeyiz? Güvenlik için backend'de Expo kullanılarak neler yapılabilir? İyi yayınlar, hoş geldiniz. Güvenlik için backend tarafında Expo kullanılarak Expo'nun backend'de sağladığı pek bir avantajı yok. Yani backend'de Expo ile alakalı bir durum yok da. Yani neyi yaparsanız yapın backend'de Expo ya da CLI tarafında bağlayabileceksiniz her şeyi. Düşünüyorum ne yapabiliriz diye de. Ya backend tarafın bizim Expo tarafında şöyle bir şey var. Aslında Expo ES/CLI var. Bu Expo ES. ES aslında bir CI/CD aracı olarak kullanılabiliyor. Bu bizim adımıza kodlarımızın otomatik olarak build edilmesi, test edilmesi, hatta istersek markette güncellenmesi anlamına geliyor. Bu test aşamalarını da ES burada yaptığı için bu sistemde güvenlik anlamında testleri yapılarak gönderildiğinde daha güvenli bir sistem kuruyor. Ama ekstradan yapacağınız burada bir aşamanız yok. Ama ES tarafına bakın. Tabii ki bunların belirli ücretler oluyor. Ücretler tabi. 30 tane build almak ücretsiz, ondan sonra ücretli. 30 build'e kadar da lokal build alabiliyorsunuz. Öyle bir avantajlar da var. Gerçek MVC mantığına uygun bir proje geliştirmesi yapmayı düşünüyor musunuz? Aynı anda 100 bin, 300 bin kişinin aktif olabileceği bir şey. Şey anlamında mı? YouTube'da falan paylaşmak anlamında mı? YouTube'da falan paylaşmak anlamındaysa o kadar zor. Yani şöyle göstereyim ben size. Not just dev. Mesela burada bu kişi artık React Native'in dünyadaki böyle sayılı olarak kendisini ön plana çıkartmış kişilerden biri. Mesela 8 saatlik bir kurs yayınlıyor. Burada bildiğiniz çok güzel teknolojileri kullanıyor her videosunda. Şurayı kısayım. Mesela bu videosu 8 saat. Hatta burada da Simon var. Simon'ın da çok güzel uygulamaları var. Onlara da bakabilirsiniz. 8 saatlik bu uygulama oturmuş, editlemiş, uğraşmış. Ama mesela canlıya aldığınızda canlı da tam full anlamıyla performansını kaldırabilecek bir sistem değil. Backend'i de kurmasına rağmen mesela onu söylüyorum size. Öyle değil. Yani videolara çekeceğimiz uygulamalar gerçek bir uygulama olmayacak. Ama normalde benim bireysel projelerimde mesela şunu kapatayım. Bireysel projelerimde 100 bin aktif kullanıcıya ulaşanlar var. Bir tane uygulama Firebase'de o taraf tarafında. Çok yük getirmediği için çok fazla kendime çekmek istemiyorum ama diğeri de Node.js'le yazdım. O tarafta duruyor. React Native için emülatör VS Code içinde açılabiliyor mu? Bunun için extension var mı? Galiba var ama bunu bilmiyorum ya. Şey var yani emülatörü burada açsanız dahi sizin bir Android Studio bir de şey Xcode yüklemeniz gerekiyor. iOS tarafında da çalışıyorsanız. Her türlü yükledikten sonra VS Code içerisinde açma
ya da ayrıyetten açma konusunda fark yok. Ha, sizin demek istediğinizi anladım. Eğer X kodu yüklemesek ya da Android Studio yüklemesek kendi içerisinde extension olarak açabiliyor muyuz? Öyle bir imkan yok. Çünkü bunların hepsi arka planda Kotlin'e ve Swift'e çevrilen işlemler yapıyor. Hatta bakın şurada iOS tarafında mesela build tarafımız var. X kod projemiz burada. Build tarafında mı göstersem size? Yok. Bir saniye. En son değişiklik yaptığım sayfa hatırlamaya çalışıyorum da. Yok, bu değildi. Burada aynı zamanda Swift tarafına da uğraşmak zorunda kalıyorsunuz bazı şeylerde. Arka planda Swift koduna çevriliyor. Bunlar Swift kodları değil ama çalıştığım projemde şöyle bir Swift kodu mesela önünde getirecektim, yoktu bir şeyli. Bir dakika. Xcode üzerinden çalıştığım için VS Code'da çok fazla hakim değilim bunu açmakta. Genel olarak bu tarafta şeyi çevriliyor. Gördüğünüz gibi UI kit'e çevirmiş mesela ama Swift UI'de yavaş yavaş geçecekler diye biliyorum. Arka planda bunlara çevriliyor. O yüzden mecbur indirmek zorundasınız. Android Studio'yu VS Code'da açma çok şansımız yok. Yani büyük proje yapılmış mantığı kurgulama düzenini anlatabilmesi. Ya bu anlatabilmek çok mümkün olmuyor YouTube tarafında. Çünkü ben size gösteriyorum. Mesela şu folder structure, hatta Redux tarafında gösterdiklerim de çoğu videolarda gösterilmez. Bu biraz projenin mantığına göre değişen bir sistemler. Şuradaki Redux mantıkları. Ama yüksek hacimli durumda frontend tarafında çok ciddi sorunlar yaşamazsınız. Belirli bir sayfa sayısında kaldıysanız. Yüksek sayfa sayısında performans anlamında uğraşacağınız noktalar sizin sayfalandırma olabilir. Sayfalandırmadan daha da önemlisi Redux. Artık Redux'ın alternatifleri de çıkıyor. Biraz Expo Router falan kullanıyorsanız o tarafta state management yapacağımız sistemler de çıkmaya başladı yavaş yavaş. O da olabilir. Ama anladım ben demek istediğiniz de çok fazla şey olmuyor. İmkan yok. Yani gerçek çalışan bir projenin tüm mantığını ya da en azından yüzeysel mantığını gösterebilmek videolarda çok mümkün olmuyor. React Native ile React.js arasındaki fark var mı? React Native yazmak ile uygulama yazmak, JavaScript, TypeScript, React.js mi öğrenmeli? React Native'in kodlaması nedir? Ya aslında kafanızı karıştıracak bir şey yok. React Native tarafı ile React.js tarafı kodlarken neredeyse aynı. Sadece syntax yapıları değişiyor kodlama anlamında. React vs React Native. Mesela kodlardaki farklar var. Onları gösterelim. Bakın şurada div yazıyor ya. Mesela React Native'de de bu view olarak geçiyor. View mantığıyla. Hatta görsellerde daha güzel örnekler çıkacaktır. Dedim ama çıkmadı. Kodlama anlamında ya ufak tefek değişiklikler dışında ciddi farklar yok. Ne anlamda? İşte dediğim gibi div yerine view kullanıyoruz. P yerine paragraf anlamında text yazısı kullanıyoruz. Maşallah hiç örnek veren de olmamış. Bu bir makale olabilir. Örneğin şöyle göstereyim. Şurada kullandıklarımız da burada buton yapımız var. Orada işte farklı yapı kullanıyoruz. Burada işte view dediğimiz orada aslında div'e denk geliyor. Bu. Geri kalan mantıkta şuradaki JavaScript tarafında use state işte hookslar var ya use effect falan bunların hepsini tam anlamıyla şeyde kullanabiliyorsunuz. React.js'te kullanabiliyorsunuz. Ama React Native öğrenmek için React.js tarafından başlamanızı çok fazla zamanınız yoksa biraz da sabrınız yoksa önermem. Çünkü çok bir avantaj sağlamıyor size. Direkt React Native ile başlayabilirsiniz. Tamam. Kotlin ve React Native ile en çok kullanılan veri tabanı hangisi? React Native ya en çok kullanılan demeyelim. Bu biraz şirketlere göre değişiyor. Mesela ben MongoDB ile takılıyorum. Genelde işte Node.js tarafında takıldığım için. Ama SQL kullanıyorlar. PostgreSQL çok fazla yaygın.
Eski, daha eski yapılardaki şirketlerde MySQL kullanıyorlar. Ama Postgre bayağı ön plana çıkıyor şu an benim gördüğüm işlerde. Lokalizasyon olan bir uygulamada telefon ayarlar bölümünde dil ayarlarını yapmayı nasıl sağlıyor ya da daha önce yaptınız mı? Telefon dil ayarlarını yapmayı, telefon dil ayarlarına göre uygulamanın dilini seçmeyi diyorsanız ben daha önce yapmadım ama şöyle bir paketimiz var. Bunu kullanacağım ben de daha şey yapacağız. Burada uygulama istediğimiz şekilde şeye çevirmeyi sağlıyor bizim. Neydi? Uygulamamız şurada. Şurada dil seçeneklerini yani lokalizasyon dediğimiz dil seçenekleri ekleme olayı var. Bunlarda dil seçeneklerini seçiyoruz. Bunu gidip nerede işte kendisi platform içerisinde Redux'ta ya da başka yerde tuttuğumuz verilerden çekiyor. Bunda sorun yok ama uygulamanın kendi işte telefonun cihazından veri alma tarafında uygulama yapmadım ben. Ama baktım var öyle bir şey. Neredeydi ya? Device info. Galiba böyle bir şey vardı. Bizim şeyde Expo'da daha farklı yolları vardı bunun. Alabiliyoruz dil seçeneklerini falan. Farklı paketler kullanmış. Detect System Language burada. i18'i kullanıyor. Bunun içerisinde bilgisayardan, aman cihazdan, telefondan şeyi seçebiliyoruz. Telefonun bütün bilgilerini seçebiliyoruz. Şurada. Evet, bu kütüphane tek başına seçtirebiliyor. Oo, buradayız. Sorular gelmiş. Şuna da kayıyorum. Bunu yaptık. Lokalizasyon yaptık. React Native ile yazılan uygulamalar build alındı. Build alındığı zaman JavaScript Bundle adında dosyaya uygulama içine gömüyor. Çok büyük açıkçası bu. Onu şey yapacağız. Yaptıktan sonra dosya içerisine gömme mantığıyla değil de şöyle bir mantık oluyor. Eğer Expo tarafında mı diğer tarafta mı kullanıyorsunuz bilmiyorum. Şuradaki build tarafına gömüyor. Bunun tabii ki boyut olarak yükseltiyorsa ki çok büyük boyutlar gelmiyor. Uygulamanızda ciddi boyutlar varsa optimization taraflarını yapmamız gerekiyor. Bunlarda da belirli paketleri kaldırarak belirli işlemleri deaktive ederek bu Node.js tarafında kullandığımız tarafları Node Modules tarafındaki o zaman olabiliyor. Sorun olacağını sanmıyorum. Neden büyük geldi ki? Bunu engellemenin yolu var mı? İşte optimization yapabilirsiniz ama bu kadar da büyük bir dosya olmuyor bildiğim kadarıyla. Bir sorum daha var. Bir de class component based ya da function based component. Functional based component de ne derecede var? Hangisini öneriyorsunuz? Performans. Performans anlamında fark yok. Sadece şöyle bir şey var. Kullanım açısından yapacağımız işlemlerde class based'lerin biraz daha rahatlattığı, bazılarında function'ların rahatlattığı alanlar var. Ama sektörde ne yapacağız diyorsanız ilk girişte class based komponentlerle giriş yapabilirsiniz. Karşınıza çıkabilir. Ama bundan birkaç yıl sonrasında functional based kullanmayan company kalmayacağını düşünüyorum. Tamamen functional'a geçiyoruz çünkü. Büyük projelerde yük server'da olur. Client zorlayan bir durum olmaz. Sonuçta uygulama herkesin telefonunda çalışıyor. 100 kaç kişi server'a giriyor. Büyük yük backend tarafında dediğiniz gibi server tarafında oluyor. Uygulama tarafında şöyle bir sorun var. E-ticaret uygulamalarındaki bu hepsi burada falan da girebilirsiniz. İşte bu neydi? Unicorn app mi yapmaya çalışıyorlar? Hepsini birlikte birleştirmeye mi çalışıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu application'larda ister istemez bir ağırlaşma oluyor. Bunun da sebebi şu, cache yapabilme durumu. Örneğin ben şu uygulamamda cache yapabilme durumunda çok sayfa olmadığı için 4-5 sayfada ya da bunun arka planındaki profil ya da şu sayfalarda ciddi manada uygulamamı yavaşlatmayacak. Ama diyelim ki siz bir arama yaptınız. Şuradaki arama yaptınız.
Bunu bir keşe kaydetti. Geri geldim. Şuraya geldim. Burada bir şey kaydettim. Bunu yaptım. Burayı da keşe kaydetti. Sonra geri geldim. Şunu aldım. Bu taraftan bunu yaptım. Şunu da yaptım derken bu uygulamada sorun olmasa da arka planda neredeyse galiba e-ticaret uygulamaları 100-200 sayfadan oluşan uygulamalar. O taraflarda uygulama şurada bastığınızda Android'de kesinlikle yavaşlık gösterebiliyor. iOS tarafında daha zor yavaşlık göstermesi ama onda bile dondukları oluyor. Hepsi buradanın falan bana hata mesajı verdiği yerler de oldu hatta. Öylesi durumlarda client tarafında da yapmamız gereken durumlar oluyor. Ama mesela client tarafında yani bu mobil application tarafında karşılaşılan sorun uygulamanın kapanması olabilir. En fazla uygulama siler bir daha yüklersiniz. Ama kullanıcı tarafından zarar görülecek sistemler genelde frontend yani mobil tarafta yaşanmaz. O yüzden backendçilere biraz daha yük biner. Dediğiniz gibi server tarafındaki işler biraz daha kritik işlerdir. Bizim yaptığımızda backend ne kadar mükemmel olursa olsun bizim yaptığımız şuradaki bütün UI sistemi mesela şu kötü görünümle çok fazla kullanıcı çekmeyecektir. Bunları değiştireceğim sistemler olacak ama önce böyle yayınlayacağım. Sonra yavaş yavaş değiştireceğim sistemler var. O zaman da kullanıcı getirecek. Yani frontendçi olmazsa müşteri olmaz, backendçi olmazsa müşteri kalmaz diyebiliriz yani. Öyle de bir sistemimiz var. Neredeyiz? Evet, doğru, tamam. React Native ile .NET Core Web API Identity Token login işlemleri yapsak çok iyi olur. C# tarafında tecrübem yok açıkçası. Ya iş gelirse çok zorlayıp birkaç bir çözüm bulurum ama çok fazla böyle eğitim yayınlayacak bir tecrübem yok. Identity Token tarafından o JS tarafı ile ilgili aslında benim de göstermek istediğim yerler var. Bu JVT taraflarıyla uygulama tarafında. Web API kullanmıyorum. REST API kullanıyorum onun yerine ama çünkü front tarafında da çok işlerim yok benim. Olsa çok iyi olur. Ama bu tarafta bayağı bir öncesinde bir şeyler paylaşıp altyapı hazırlamam gerekiyor. Direkt bu videoyla başlarsak kötü olacak. Bir Node.js paylaşmam gerekecek. Ama daha frontend'i bitirmedik. Yani React Native tarafını. Yavaş yavaş yapacağız. Merhaba, Kotlin ve Java bilmeden React Native ile başlamak mı daha doğru olur yoksa önce bunları mı öğrenmeliyiz? Onları öğrenmekle React Native tarafına geçme arasında herhangi bir ilişki yok. Şöyle olur yani herhangi bir yazılım alanında tecrübeli olup da React Native'e başlamış gibi oluyorsunuz. Mantığı algılayabilirsiniz ama ikisi arasında hiçbir bağlantı yok. Yani native dillerden tabii ki biraz daha anlayış yani anlayabilirsiniz. Şu yapı buradan geliyor falan diye ama o yapı bu yapı buradan geliyor. Kotlin'i anlayabiliyorum diye bu tarafa geçiyorum. Yok. Ama şu var. Mesela Java tarafını bırakın artık mobilde. Java ile herhangi bir şey yazmıyorsunuz. Java tarafını komple atabilirsiniz. Ama Kotlin veya da Swift yani native diller kullanırsanız React Native'de de native modules yazmanız gerekebilir. Mesela Apple Watch'lar tarafında uygulama yazarken biz React Native Expo'yu falan kullansak da kodlar Swift olarak yazmak zorunda kalıyoruz. Bazı yerlerde Android'de de Kotlin yazmak zorunda kalıyoruz. Onu da az bir şey ileride öğrenmek zorunda kalırsınız ama şart değil. Ha yok, telefon dili ayarlar değil, uygulama dili ayarlar. Uygulama dili ayarlarını ben şöyle söyleyeyim. Demin açtığımız bu dil seçimleri vardı ya. Orada backend'de tutmanız önce tabii ki lokalde tutmanız gerekiyor. Sonra da backend'de tutacaksınız. O taraftaki ayarlardan önce çektikten sonra da bu şeyi yansıtıyorsunuz. Bu ISO 18n dediğimiz paketimiz var ya. Bunu açar açmaz uygulamada hangi dil backend'den ya da lokalden yani async storage'dan geliyorsa onu bildiriyoruz. Otomatik olarak algılayıp o dille devam ediyor. Ama diyelim ki ben kendi uygulamamda kendi telefonumdan çıktım. Sizin telefonunuzu aldım. Bir iki dakika uygulamaya gireyim. Facebook, Instagram'a girer gibi düşünün. Uygulamaya gireyim bir işlem yapacağım diyeceksiniz. Şimdi sizin telefonunuz İngilizce, benim telefonum Türkçe diyelim. Benim dil seçeneklerim Türkçe ayarlı. Database'e öyle kaydediyorum. O zaman sizin telefonunuzdaki uygulamaya girdiğimde benim dil seçeneklerim database'de Türkçe gelirse Türkçe olarak ekrana yansıtabiliyoruz. Bu da kullanıcının devamlılığını sağlıyor. Ama direkt telefondaki dil seçeneğini seçmiyoruz. Zaten siz de onu dememişsiniz. Öyle söylediniz. Aynen bu .NET tarafında en azından model ve CRUD yapsak. İşte bu Node.js anlatmaya giriyor ya. Çok fazla işleri var bunun. Biraz da yüzeysel anlatınca da bilenler tarafından çok fazla şey geliyor. O öyle değil, böyle değil falan.
Ya biliyorum ama birazından en azından Node.js nedir? Mesela React Native anlatırken ben bu yaptıklarınızla gidip de sektörde direkt bir büyük banka app'ini o şekilde kodlamayacaksınız. Ama o şekilde öğrendiklerinizle kodlayacaksınız. O yapılar biraz değişiyor. Node.js React Native 10 numara dediğiniz gibi. Sonra birazdan kapatacağız da o yüzden bir şeye bakayım dedim. Hem backend uygulama tarafında yapılabileceklerle ilgili ha yok birbirinize yazıyormuşsunuz. i18 ile yapılabiliyor. Evet benim dediğim iPhone üzerinden ayarlar uygulamadığı içine girince dil ayarlarından bahsediyor. Ha uygulamanın dil ayarlarını değiştirme yok. Yok daha önce çalışmadım yani açıkçası. O anlamda bir tecrübem de yok. Bir arada bununla ilgili bir bakar bir video çekmek isterim aslında. Olabilir. Bilgim yok yani tecrübem olmadı bir konuda bir şey söylesem yalan olur. JavaScript için kaynak önerebilir misiniz? Anladığım kadarıyla React Native'de JavaScript ön plana çıkıyor. Zaten React Native JavaScript'in bir framework. Yani HTML, CSS, JavaScript bir araya geliyor. Alın size React Native oluyor gibisinden. Yine JavaScript'le kodluyoruz bütün kodlarımızı. Kaynak olarak önereceğim şu. Bütün kaynaklar aynı konuları anlatıyor. Konular değişmiyor. Ya da kaynaklarda fark yok. Sadece sizin öğrenme şeklinize göre bir eğitimcinin anlatım tarzınıza bakın. İngilizce sorun değilse İngilizce tarafta çok kaynak var. Bütün eğitim sistemlerine, bütün eğitim videolarına bakın. Hangisi size daha anlaşılır geliyorsa. Çünkü bana çok popüler dedikleri eğitimcilerin işte Udemy eğitimlerine şuna buna baktım ilk başlayacağım zamanlar. Onlar bana hitap etmedi. Çok fazla kafam da almadı o tarz anlatmaları. Ama gittim mesela kendime hitap eden bir eğitim buldum. O taraftan devam ettim. Üstüne YouTube'da birkaç tane yazılımcı buldum. Onların paylaştıklarını takip ettim. Falan filan derken öyle bir devam ettik. Siz direkt kendi kaynağınızı bulmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben şu an anlatırım size. Şu kaynak var, bu kaynak var. İşte Free Code Camp var. Güzel gözüküyor ama bana size ne kadar faydalı olur onu bilmiyorum. Muhammed abi benim düşüncem alaylılar gittikçe çoğaldığı için diplomanın değeri daha da çok artıyor. Doğru mu? Tam tersi. Alaylılar arttığı için diplomanın değeri çok daha fazla düşüyor. Ya şöyle dediğinizi anlıyorum ben aslında. Alaylılar arttığı için diplomalı olanlar sayısı az kalacak. Az kaldığı için daha değerli olacak. Olmayacak çünkü şirket şöyle düşünüyor. Biz bazen çok fazla devlet memuriyet mantığıyla düşündüğümüz için kişinin ne yapabildiğinden çok kişinin ne kadar kağıtla kendini tanıtabildiğini düşünüyoruz. Ama bu sertifika olsun, diploma olsun, örneğin çoğu işte bilgisayar mühendisliğinden çıkanlar şimdi biraz gençler uyandı bu alanda da hiçbir şey bilmiyor. Yani evet teoride bir şeyler anlatmışlar, bir şey yapmışlar ama başlıyor projeye sıfırdan proje nasıl oluşturulur denememiş kendisi içerisinde. Okulda denemiyorlar. Dışarıda da kendi denememiş. Şimdi diplomalı olarak şirket umursamıyor diplomayı. Şirket diyor ki sen bana ürün üret, ben bu ürünü satayım, para kazanayım. Bu ürünün karşılığında param cebime girsin. İster diplomalı ol, ister sertifikalı ol, ister ODTÜ'den mezun ol, ister Harvard'dan mezun ol, istersen git Yozgat'tan mezun ol. Ama eğer o işi sen yapabiliyorsan o önemli. Ha şu var mesela diyelim ki yazılımcılar da biraz asosyal olmak zorunda kalabiliyor bazen. Kendinizi anlatamayıp biraz çekingen karaktere sahipsiniz. O zaman da işte çekingen karakterden dolayı direkt gittiğiniz nokta şu oluyor. Benim diplomam var deyip birazcık geriye rahat yaslanabiliyorsunuz. Ama kendinizi iyi pazarlıyorsanız işte böyle tam bir esnaf mantığıyla falan yapabiliyorsanız bunlar çok heyecanlı oluyor. Çünkü ilk 10-15 görüşmenizi böyle ya gireceğim falan diye kendinizi kasmayın. Sonra ne olacak? Girdiğinizde tecrübe. 10 tane. Ben bunda reddedileceğim diyeceksin. O rahatlıkla girin. Çünkü ben bunu daha önce yaptım. Bir neydi? LYS'ye girdim. Yüksek lisans için puan alma sınavına. Ve yüksek lisansla ilgili bir hedefim yoktu mesela. Yaparsam iyi ama yani çok da önemli değil diyordum. Bir sınava girdim. Şöyle baktım herkes kendini kasıyor falan filan. Ben dedim rahat ol böyle bir genişle bir rahat ol. O düşünceyle bu saatten sonra mülakata girmek de kolay oluyor. Çünkü benim işe gireceğim şirket bu olmayabilir diyorum. Bir sonrakine hazırlık için ben bunda ne kadar rahat olup da karşı taraftan hitabeti öğrenebilirsem o kadar güzel olacak. Ama diğer tarafta da diplomanız varsa şudur. Diplomanız yok mu diye şöyle bir size elemek için böyle bir bakarlar. İşte diplomanız yok falan derler. Siz orada diplomam yok ama birçok projem var. İşte ben bu projeleri yaptım. Bu projeleri yapan sayılı kişi bulursunuz diye de söyleyebilirsiniz. Hatta genelde de örneğin bir TensorFlow gibi görüntü işlemeye girerseniz Google'da ya da Türkiye tarafında da en azından çok fazla yapan kişi görmeyeceksiniz.
Belki o şirket onunla çalışmıyordur. Ama dersiniz ki ben farklı alanlarda tecrübe ediyorum. Bakın kimsenin girmediği ama dünyada ciddi kabul gören yapay zekada da bir şeyler yaptım. Falan gibisinden kendinizi pazarlarsınız. Önemli olan böyle piyasaya pazarlamacı mantığıyla girebilmek. Neden böyle oldu? Çünkü artık CV göndermeyin. Bana çok fazla bu ara mesaj geldi tekrardan. Çok iş başvurusu yapıyorum. Ama bu iş başvurusu aşamasında cevap alamıyorum. İlk işler çok zordur. Bunu kabul ediyorum. Ama mesela CV gönderip başvuru butonuna basılıyor çoğunda. Onu konuştuktan sonra anlayabiliyorum. Artık CV göndermek, başvuru butonuna basmak sizi sadece bir kağıt parçasına ibareti hale getiriyor. Ama LinkedIn'dan bir şey paylaşıyorsunuz. Medium yazısı yazıp bir proje veya da bir teknoloji anlatıyorsunuz. YouTube'da en azından test edebilirsiniz. YouTube tarafında kendiniz bir teknolojiyi benim anlattığım gibi. Yani bir şeyi çok iyi bilin. Yanlış yapmanıza gerek yok. Yanlış yaptığınız da sorun değil ama en azından küçücük bir bölümü. Buton nasıl yapılır? Gidin YouTube'a anlatın. Bu sizin hitabetiniz ve o konuya ne kadar hakim olduğunuzu gösterir. Hakim olduğunuzu gösterebilme aşamasında da karşı taraf der ki tamam bu konulara çok hakim değil ama bildiği konuda da iyi bir detaylı araştırma yapmış der. Bunu LinkedIn'da paylaşıyorsunuz. LinkedIn'de kimler takip ediyor? Şirket sahipleri, HR görevlileri, işe alım görevlileri, yazılımcılar ve yazılımcıların team leadleri olan CTO'lar değil de tam. Team leadleri düşünün. Team leadler tarafında da işlemler yapılıyor doğal olarak. Onlar tarafına yönelirseniz, işte ben ekledim çoğu zaman. Amerika'da yaptım. Bunu Türkiye'deki birkaç arkadaşla da yaptık. Türkiye'de de işe girdiler. Gidin şirketleri araştırıyorsunuz zaten iş ilanlarına başvuruyorsunuz ya. Orada şirket bilgileri var iş ilanlarında. Şirket bilgilerine girin. İçerisinde ne var? Kullanıcılar işte orada eklenmiş olan, orada çalışan yazılımcılar var, HR görevleri var. Hepsini ekleyin. CEO'yu bile ekleyin varsa şirket sahibi. Onlarla sohbet edin ama direkt girip bana iş lazım, bana iş verin değil. Ben Medium yazılarımı yaptım, yayınladım. İşte şöyle bir projem var. Sizin de eğer bulabilirseniz yazılımcının GitHub projesini bulun, GitHub sayfasını. GitHub sayfanızda şöyle bir proje gördüm. Ben de şu projemde bunları uygulamaya çalışıyorum. Şu sorunu nasıl açtınız bana anlatır mısınız? Yardımcı ol deyip bırakmayın. Sorunu anlatın. Spesifik bir cevap vermesini bekleyin. O zaman daha rahat böyle samimiyet kuracaksınız. Daha sonrasında da o kişiler şöyle diyor. Ya sen gayet de güzel iyi ilerliyorsun. İstersen bizim şirkette başvurman için referans olabilirim. Torpil mantığı yurt dışında referans olarak geçiyor ama orada bilmeyen değil de bilenlere işe sokuluyor. Bu yavaş yavaş Türkiye'de de işe girmeye başladı. Özel sektör tarafında diyorum. Referans mantığı kötü bir şey değil. Referansla girmeye çalışın. Çünkü siz kimseyi tanımıyorsunuz. Kimsenin tanıdığı değilsiniz. LinkedIn'dan buluyorsunuz. İşte mühendislerin başı olan Team Lead'e yazıyorsunuz. Ona kendi yeterliliğinizi kanıtlıyorsunuz. O da hemen ekip liderini ya da HR görevlerine gönderiyor. Diyor ki bu kişinin CV'sini değerlendirin. Ben referans oluyorum. Onlar da iş alıyor sizi. Ha. Böyle böyle. Bakıyorum bu arada. Eğitimleri devam ettireceğim ama hobi olarak yaptığım için çok zaman ayıramıyorum. Mesela bugün bir video çekeceğim diyorum. Sabah bir iş geliyor freelance. Ona yöneliyorum. Çok güzel bir fırsat oluyor. Ortadaki adam saldırısı nasıl önlenir? Ortadaki adam saldırısı derken İngilizcesi mi var acaba? Onu düşünmedim. Anlamadım. Startup projemiz için JavaScript yeterli mi yoksa MernStack mı tavsiye edersiniz? Sadece JavaScript ile ilerlemeniz sıkıntı olur. Bir framework ya da Angular gibi kütüphaneleri kullanmanız iyi olur. Ama MernStack startup için yeterli olur. İşinizi kolaylaştırır. Çok fazla insan bulursunuz. Proje bir anda işte MVP formatına çıkar. Yatırımcıya gidersiniz. Sonra backend tarafını, frontend tarafını istediğiniz gibi değiştirirsiniz. Ama piyasadan ayrışıyorsun. Bir işe 500 kişi başvuruyor. İşverenleri bir yerde elemesi lazım. 500 kişi tek tek incelememiz gibi. Tabii ki. İşte CV gönderdiğimiz zaman şöyle oluyor. Boş yere gidiyor. Elemeniz gereken bir şeyler oluyor. Eleniyor ama bu diploma açısından söylüyorsunuz siz.
Elemeniz gereken durumda kullanıcı, pardon, yazılımcı, işe başvuran yazılımcı bir alanda proje çıkarttıysa elemek gereken kişi kimdir? Proje sahibi olmayan, proje tecrübesi olmayan kişi oluyor. Ama bu şekilde ilerlemiyor. Genelde diploma sahipleri alaylılara bir şey bilmiyor. Alaylılar da diploma sahiplerine bir şey bilmiyor gibi algılatabiliyorlar. Ama burada konu şu, üniversiteye giderken kendisi site projeler yapan insanlar bir de diploma sahibi olunca tabii ki bir adım önde oluyorlar o kişiler. Bizim önemli olan nokta şu, siz üniversiteye sıfırdan başlayacaksanız, yani bir bitirdiyseniz tekrar bir üniversite mi önemli diyorsanız, tekrar üniversiteyle zaman kaybetmeyin. Çünkü o 4 yılda proje geliştirseniz çoktan işe girersiniz. Tester'lık işini yapay zeka bitirebilecek mi? Tester olarak başlayıp daha sonra frontend tarafına geçmek mantıklı mı? Yapay zeka bir mesleği bitirmeyecek. Zaten onda rahat olabilirsiniz. Yardımcı olur, ekstra bir şeyler daha katar. Yeni bir açıklar çıkar, yine fiziksel kişiler müdahale edecek. İşimize yarar yani, kötü anlamda yapay zeka bir işe yaramıyor demiyorum. Faydalı. Ama bizi bırakıp da onlarla uğraşacakları bir şeyler olmaz. Ya tester'lıkla başlayıp frontend tarafına geçmekten ziyade siz ne istediğinizi bulabilirseniz o bir tutku haline geliyor. Mesela ben frontend'de başladım. Evet, biraz seviyorum, gördüm dedim. Mobile geçtim, dedim bu benim tutkum. Mesela tester'lıkla başlasam şu anki faydası ne olur? Ufak bir test mantığını anlamış olurum. Ama çok da fazla şey değil yani. Daha iyi altyapıya sahip olacağım diye yetiştirildiğimiz için üniversitede tekerleği baştan keşfederek giriyoruz çok fazla konulara. Ki bilgisayar mühendisler de bunları görüyordur. Ya çok fazla alttan giriyorsunuz konulara. Bizim gibi alaylılar ya da şu an üniversitede okuyan kişiler biraz daha hız çağındayız ya. Bu hız çağında olmaktan dolayı işte bu shortslar, Instagram reelslar, işte TikToklar falan filan kısa sürede anlayıp geçmemizi gerektiriyor. Bu yüzden daha eskilere gidip de örneğin Java ile başlayıp Kotlin sonra geçeyim falan yapmayın. Tester'lıkla frontend'e geçmeyin. Meslek olarak bir tanesini seçin. Eğitim tarafında da ben anlatırken daha böyle sıradan, yoldan geçen birinin anlayacağı şekilde anlatıyorum. Çünkü o işe girdikten sonra diyecek ki ya relax gördüm. Evet tamam, mantığı da anladım. Ama işte burada örneğin kullanıcı girişinde token'ı ne yapmam gerekiyor? O zaman düşünmeye başlıyor. Araştırmaya başlıyor, derine inmeye başlıyor. Ama ben derinden anlatırsam o onu öğrenecek de, ondan sonra uygulamaya dahil edecek de, uygulamada başka bir açık çıkınca onun oradan geldiğini görecek de, yani ben sabredemiyorum böyle eğitimlere. Siz sabredebiliyorsunuz, onlara yönelebilirsiniz. Ama mesela Udemy'de Angela Yu'nun var. O biraz güzel anlatıyor. Önce yüzeysel, sonra derine iniyor. Onu da tavsiye ederim. Ben onunla başlamıştım. Expo ile büyük projeler geliştirilir mi? Expo ile büyük projeler geliştirilir ama tabii ki örnek olarak gidip de Uber mesela geliştirilebiliyor, başka şeyler geliştirilebiliyor React Native ile. Şirketler tavsiye, tercih etmiyor. Çünkü galiba 1 ya da 2 yıl öncesine kadar Expo çok sınırlıydı. Şu an çok az sınırlı ama hala ufak sınırları var. Çok büyük projelerde zaten firmalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Büyük bir firmaysanız Expo'nun açıklarını zaten kapatacak seviyedesiniz. Ama Expo'yla da çok ciddi seviyelerde şu an tercih edilmiyor. Ben de bireysel projelerde tercih edin. Bakın, bireysel projede istediğinizi yapabilirsiniz. Yani bireysel projede büyük proje gelmiyor derken ben o 100 bin, 300 bin muhabbetlerini kaldırabilirsiniz Expo projesiyle. Ama şirketleşme anlamında biraz zorluk çıkartır. Main in the middle attack diye geçiyor. Yok, ben bu konuya hakim değilim ya. Bu konuya hakim değilim ama not alıyorum. Öğreneceğim. Merak ettim. Neymiş bu? Onu da bir detaylı öğreneceğim. Şu anlamda söylüyorum çünkü güvenlik anlamında benim çalıştığım şirketlerde o kısmı bana bıraktırmıyorum. Yani zaten onlar da bırakmaya taraftarlar değiller öyle. Freelance çalışanlara güvenlik tarafını çok aşırı bırakmıyorlar. Benim bireysel projelerimde de backend'de çoğunu kendim yazsam da güvenlik tarafını da sağlayacak sistemleri backend'ci bir arkadaşım var. O taraflara hallettiriyorum. O biraz daha kolay oluyor. Frontend tarafında çok fazla etkili bir şey mi? Main in the middle attack neymiş? Ona bakalım bir.
Cryptography, Computer Security mi denildi? Pet Attack, Pet ha. Impet yapıyormuş. Bir dakika. Web application. Ha, web application tarafında aslında açıklar çok da ben mobil tarafında böyle bir şeyle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Anladım anladım. Bu REST API tarafında user'la web tarafına giden veriler arasına girince oluyor. Ara adam. Anladım mantığı. HTTPS bunu çözüyor zaten. HTTPS'te güvenlik açığına yakalanmıyor ki giden veriler. Ya da giden istekler ya da gelen istekler HTTPS tarafında sorun çıkmıyor. Ama ilginç. Mesela çözümü nedir? VPN can be used secure. Yok böyle değil. VPN'in olacak iş değil bu. Ya bu web tarafıyla biraz daha ağırlıklı olduğu için kullanıcının herhangi bir ekranda girdiği bu şuradaki girdiğimiz yazılara falan Wi-Fi'ye bağlı olduğumuz yerde herkes ulaşabiliyor. Eğer public'teysek diyelim. O taraftaki açıklara nasıl gidebiliyoruz? Web tarafında çok bir tecrübem yok. Mobil tarafında böyle bir atakla karşılaşılıyor mu? Mobile. Connection between mobile app and server it connects. Evet, var. İlginç. Ya benim frontend'de buna dair yaptığım bir şey var mı? Normalde güvenlik aşamaları diye biraz da ezberimiz haline gelen aşamaları yapıyoruz. Ama biraz daha detayına bakmak istiyorum bunun. Hatta birlikte öğrenmiş oluruz şu an. Güzel. Ha, session ID'yi falan alıyor. Session ID tarafında tamam anladım. Bir saniye. Session ID tarafı daha çok şeyle alakalı. Web ile alakalı ama biz de token tarafında mesela refresh token aşamalarını kullanıyoruz. Bu tarafta da güvenliği şöyle oluyor. Lokale kaydediyoruz ya. Lokale kaydederken bunu bir kriptolaştırarak kaydedersek ve o kripto halini de backend'e kaydedersek çok fazla sıkıntı çıkmıyor. Orada decode aşamasında verdiğimiz o backend'te salt işlemi yapıyoruz ya. O salt işlemine normalde barrier giriyorduk biz güvenlik anlamında. Hatta bu değil. Güvenlik formatları anlamında barrier yazısı yerine siz istediğinizi değiştirebiliyorsunuz. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Out işlemlerinde şurada GBT barrier var. Backend tarafıyla alakalı. O tarafı farklı bir tanımlamayla değiştirebiliyoruz. Algoritma anlamında değişik seçeneklerimiz var. Frontend tarafında gidene çok fazla müdahale etsek de açık konusunda çok fazla bilmiyorum. Ama bunu araştıracağım. Güzel konuymuş. Teşekkür ederim. React eğitimini tamamladım ve React Native'e geçeceğim. Oynatma listenizdeki React Native temeller için yeterli mi? Önerebileceğiniz kurs var mı? Temeller için yeterli. Önerebileceğim kurs sıfırdan öğretmiyor bunlar ama size İngilizce sorunu yoksa eğer hatta Türkçe'de de var var. Bu demin gösterdiğim Not Just Dev. Bunlar sıfırdan uygulama yapıyorlar bu kişiler ki bu çok önemli bir insan. Bak bunu takip edin React Native konusunda. Simon var. Green miydi? Simon Green'di galiba. Heh, evet şu. Bu da sıfırdan uygulamalar yapıyor, konuları anlatıyor falan filan. Bu Simon Green'i de tavsiye ederim. Türkçe'de istiyorsanız benim eğitimimden daha detaylı eğitim veren bir arkadaş vardı. Dev Ardo'ydu galiba. Bunun React Native serisi var. TypeScript ile de ilerliyor. Bakın ben daha onlara hiç girmedim falan. Çok güzel. Bunu tavsiye ederim. Takip edin. Güzel denemeleri var. Güncel videoların çoğu güncel. TypeScript ile devam ediyor biraz. Her ikisine de girebilirsiniz. Bakın şurada JavaScript Expo ikisi birlikte C Sharp yazmış. Güzel güzel seçenekleri var. Tavsiye ederim. Dev Ardo.
5-10 sene sektör ne durumda olur? 5-10 sene sektör yazılımcılar da ileriye dönük işte şu alanlara gider, bu alanlara girelim diye bir olay yok. Yazılıma girince görürsünüz. Çünkü mesela bir iki ay içerisinde ciddi bir teknolojiye adapte olmak zorunda kalabiliyorsunuz ve adapte oluyorsunuz. Hani bir 5-10 yıllık süreç hiçbir yazılımcıyı korkutmuyor. Diyelim ki bu yapay zeka ilk başta çıktı, sonra onun da açığa çıktı falan, o kadar abartılı değilmiş. Ya da zaten anlatılan o herkes işinden edecek anlamında bir iş değildi. O tarafta faydalıydı ama yazılımcıların hiç kimseyi korkutmadı. O yüzden 5-10 sene sonra sektörün ne durumda olur? Ben çok hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum yazılım anlamında. Yazılım anlamında güzel şeyler çıkacak. Mesela performans anlamında React Native ve Flutter artık yavaş yavaş Kotlin ve Swift tarafındaki avantajları da alabileceğini düşünüyorum. Markette birazcık değişiklik gitti. Çünkü React Native hem iOS hem Android tarafına yazdığı için maliyeti de ciddi düşürüyor. Ben bir uygulamamda böyle saldırı yedim. Hocam çözemedim. Aa, çok iyi. Ben bunu bir araştırayım, merak ettim. Ya benim uygulamamda hata da karşılaşmadım. Biraz backend arkadaşla da çalıştım. Frontend tarafında yaptığım yöntemler var ama buna etkili mi? Onu yaptığım işlemlere bir bakmam gerekiyor. iPhone için spam SMS filtre uygulaması yapmak uzun sürer mi? Hiçbir fikrim yok. Yani bunun için gerekli olan teknolojiler neler? Onları bilmiyorum o anlamda. Yoksa uygulama yapmak bu dediğiniz uygulamada çok fazla aşama istemeyeceği için uzun sürmez. Ama ne teknoloji istiyorlar onu bilmiyorum, ama gerekli olanları. Selamlar, iyi yayınlar. Selamlar, hoş geldiniz. Kurumsal hayattan freelance geliştiriciliğe kaymak isteyen birisine neler önerirsiniz? Platform sosyal medya kullanımı açısından ben LinkedIn tavsiye ediyorum. Upwork ya da Fiverr tarafından deneyin falan ama LinkedIn üzerinde kendiniz direkt yazılımcıları, bazı şirketleri, hatta bu Upwork'taki işveren şirketleri LinkedIn'de bulup da oradan yazıp iletişime geçip biraz böyle sohbet havasında öğrenip de iletişim kurarsanız 10 numara 5 yıldız olur. Ama LinkedIn'de çok aktif olmanız gerekiyor. Freelance'de birazcık kazandığınızda full time işten çıkmayın. En az 2 sene kendinize verin. Çünkü bu dönemlerde çok fazla şey olabiliyor. İniş çıkışlar olabiliyor. Belirli bir standartlara oturmadan çıkmanızı tavsiye etmem ki zaten kendi bütçenizi bilirsiniz o anlamda. Orada çok fazla şey yok. Upwork gibi platformlar çok derin konuları verebilir size. Ben LinkedIn tavsiye ediyorum dediğim gibi. Orada kullanıcılara direkt hashtaglerden, aramalardan, freelance birkaç hashtag vardı freelance yazılımcılar için. Onlar tarafına bakarsanız orada şey olur. Sosyal medya tarafında Instagram tarafı değil de gene LinkedIn diyorum. YBS 2. sınıf öğrencisiyim. Yazılım sektöründe yıpranmak istemiyorum. Bunun dışında tavsiyeniz ne olur kariyer hedefi açısından? Kariyer hedefi tavsiyeyle gidilmez. Tavsiyem budur. Öyle söyleyeyim. Ya hiçbir kariyer tavsiyeyle seçilecek bir şey değildir kolay kolay. Siz neyden zevk alıyorsunuz? Onu keşfetmeniz biraz zaman alabilir. Belki de hemen bulamayabilirsiniz. Öyle hemen arayın bulun, herkes buluyor, siz bulamıyorsunuz değil. Ama biraz bakarsanız bir şeylerden zevk alacaksınız ve o alanda mesela yazılım tarafında yazılıma benim gibi tutkulu olan biri yıpranmak olarak görmüyor. Ama yıpratıyor mu? Yıpratıyor. Doğru, ona bir şey demiyorum. Onu bana çok fazla katkısı olduğunu ve çok heyecanlandırdığını düşünüyorum. Bu heyecanlık aşamasında falan çok güzel şeyler olabilir. Siz ya yazılıma böyle yıpranma olarak bakıyorsanız muhtemelen farklı alanlara daha çok ilginiz var anlamındadır. Eğer teknoloji alanındaysa biraz video edite bakmanızı tavsiye ederim. Biraz eğlenceli olabiliyor. O da biraz böyle can sıkıcı haller alabilir ama video editte özellikle bu VFX dediğimiz 3 boyutlu sistemlere yönelirseniz hem Türkiye'ye zorluyor, Türkiye kabul etmemek için bizim sinema sektörü de. Sinema sektörü ister istemez bu yapıları kabul etmek zorunda. Birkaç animasyon denemesi olan kötü sinemalarımız oldu ama örneğin bu yapıda çok güzel, sadece Instagram'da paylaşarak ve YouTube'da paylaşarak çok iyi aşamalara gelen bireysel editörler vardı. Bunları da yaparsanız çok güzel olur. Ben ilgimi çekti, bir ara bakacaktım. Ama işte yazılım tarafında çok işim var. Biraz da buraya çok aşırı ilgi duymuyorum. Hobi olarak bakıyorum. Bir de bilgisayar değiştireceğim. Bilgisayarım hafızası şu an yeterli olmayabiliyor. Yazılım eğitimini hangi kurumlardan alabilirim? Ben kurumlardan önce bir YouTube bir Udemy'den kendiniz öğrenmeyi denemeniz, sonraki aşamada eksik gördüğünüz konularda
Kurs onu size veriyor mu görmeniz gerekiyor örneğin. Çünkü kursun verdiği eğitim YouTube'da seril olarak bulabileceğiniz ya da Udemy'de bulabileceğiniz eğitimlerden hiçbir farkı yok. Birebir sırasıyla da aynı. Ama hocaya soru sorabilme, hocanın sektör tecrübesi olması anlamında belki size avantaj sağlayacaktır. Kurum size ne kadar sık soru sormanızı sağlıyor ya da sizi sektördeki kişilerle tanıştırıyor mu? Eğitimden çok biraz daha bunlar önemli. Hocam peki kurumsalda kullandığım teknolojilerin yanında freelance için özellikle backend tarafında bu piyasanın içinden birisi olarak tamamen freelancer odaklı tek nedir? Şöyle söyleyeyim. Ben müşteri kitlem bakımından Node.js'le iş bulabiliyorum. Ama sektör ne istiyor derseniz C Sharp ki C Sharp hatta ve Golang dediğimiz Google'ın çıkarttığı dil vardı ya ikisi. Java bilirseniz gene bulursunuz. Ama Java böyle şey olmaya başladı. Sağlam batmıyorum, PHP gibi değilim ama yenilik de getirecek halim kalmadı gibisinden bir havada takılıyor. Yine de tavsiyem C Sharp, Microsoft teknoloji üzerine. Go bilirseniz biraz daha spesifik işlere başvurabilirsiniz. Bu arada öncelikle hedef kitle yurt dışı. Yurt dışı anlamında şöyle bir şey var. Diyorum yurt dışı bir ülke değil diye de. Ülke seçmeniz gerekiyor. Çünkü her ülkenin alışkanlıkları çok farklı oluyor. Bu ülke alışkanlıklarına göre de sizin seçeceğiniz diller değişiklik gösterebiliyor. C Sharp gördüğüm kadarıyla bütün ülkelerde stabil. Yani aranan diller arasında bulabilirsiniz. Ama mesela Amerika'ya giderseniz spesifik dillere yönelebilirsiniz. Go tarafına, Golang tarafına. Daha iyi olacaktır. Avrupa biraz daha Türkiye'nin şey hali. Teknolojide ufak bir tık önde hali. Ama Amerika böyle zaten o üretiyor. Avrupa'ya gönderiyor. Avrupa biraz daha geç adapte oluyor Amerika'ya göre. Sonra da oradan bize geliyor falan gibisinden ilerliyoruz. Yazılımda yaş önemli mi sizce? İş hayatında takılan bir durum mu? Yaş önemli mi? Şöyle bir şey var. Mülakatta sizi durmadan açık yakalamaya çalışacaklar. Bu size direkt atak anlamında gelmiyor. Yani siz şöylesiniz, siz böylesiniz, sizi anlıyoruz değil. Size elemeleri gerekiyor. Şimdi bir arkadaş yazmıştı zaten hani 500 kişi başvuruyorsa diploma avantajı değil mi gibisinden. Ya bu gibi şeyler bulmak zorundalar. Şimdi siz diyelim ki yöneticinizin size vereceği işlere biraz daha karşı çıkmadan biraz daha anlayışlı girebiliyor musunuz? Bu gençlerde biraz daha boyun eğmesi anlamında gibi görülebilir. Ya da ilk kişi olduğu için ben buna işte evet diyeyim her şey gibisinden gençlik anlamında olabilir. Yaş ilerleyince biraz daha fazla böyle eyvallahı olmama gibi duruma gidiyor. Bu tavırlarınızdan dolayı sadece mülakat aşamasında birazcık elemeye çalışabilirler o anlamda. Ama şöyle de bir durum var. 40-45 yaşlarında da giren arkadaşlarım oldu. Ben 50 yaşlarında da sektörü başlamış yabancıları gördüm. Türkiye'de de arkadaşlar var, böyle girenler var yani. O anlamda sorun çıkmaz. Sadece siz kendiniz proje yapıp kendinizde ön plana çıkartırsınız. Belki çok iyi pazarlamacısınızdır. Kendinizi anlatırsınız. Projeniz yoktur. Projeniz vardır. Kendinizi anlatamazsınız. Burada size derler ki yaşınız. Diplomanız olmadı. O da olmadı. Bu da olmadı. Şu da olmadı. Size açık vermemeye çalışacaksınız. Yaşınız olabilir. Ben de 27 yaşında falan başlamış oluyorum. O yaşlara göre geç olarak varsayılıyordu. Ama sorun değil. Mesela kendinizi iyi pazarlayıp iyi bir şekilde proje üretirseniz yaş sorun olmaz. Ama tabii ki ilk girişte daima mülakatta size böyle bir gözle bakarlar. Siz onu kafaya takmayın. Siz önünüze böyle bir güzel bir CV koyun. CV anlamında proje diyorum, GitHub. Geri kalan kişiler çok fazla sıkıntı çıkartmayacaktır. Arkadaşlar tamam ben yazılıma tekrar işime dönmem gerekiyor bugün. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Böyle bir test yayını yaptık. Daha sonrasında şu tarz bir görünümle, bu tarz bir tarzla tekrardan bir yazılım tarafına da yöneliriz. Örnek projede yaparız. Canlı yayınlar falan devam edebilirim. Eğitim tarafında eğitimleri hazırlarken biraz daha şey olabiliyor. Hazırlık gerektiriyor ama sorduğunuz soruları anlık böyle bir açıp kodlama aşamasında akşam canlı yayınlarda olabilir. Bunu yaparız. Soru cevap yaparken ben arka planda aslında ekran paylaşımını durdurup kendi işimi devam ederken sizin sorularınızı cevaplarım. Sohbet ederiz. O şekilde devam ederiz. Durumlar böyle. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Belki arada sırada tekrardan canlı yayın yaparız. Şimdilik görüşmek üzere.